Ya biz manyak mıyız? Herkese evet, merhaba. Herkese merhaba. Evet, bugün yağmurlu bir Romanya gününde böyle bir video çekmek istedik. Evimizin olduğu bölgeye yakın böyle bir patika, yürüyüş alanı var, ormanlık. Hem burada biraz yürüyeceğiz, hem de sohbet tadında bir video çıkaralım istedik. Şimdi hemen yola başlıyoruz, sizi de şöyle. Oo, ağabeyim, çiçeklerine bak. Gördün mü? Neresi? Ağacın kökleri. Evet, böyle patika yol. Çizmelerimizi yürüyüş için giydik. Anam. Dikkat et, tamam mı? Tamam, inşallah düşmem. Burayı sürekli görüyorduk ay, zaten. Aşkım, hadi bir düş de. Düş de gülelim. Ay. Hadi yürü yürü. Ne? Ya buraya bile çıkamıyorsan ne yapacağız? Ya bir düşün. Bak şuradan yürü, şuradan. Gel. Ay dur. Gel. Aşkım ben gel. De girdim elime. Gel bak şuradan gel. Şuraya geç. Ay nasıl koydum? Şuradan çıkma. Bak patinaj izleri. Tabii senin botların daha kaliteli. Önemli olan boyu değil işlevi diye bu yüzden diyorlar işte bak. Bak. Çıktın mı? Çıktım. Ya ben bu var ya. Yeşillik, doğa. Bayılıyorum ya. Seviyorsun bu hayatı. Yani evet. Peki nasıl döneceğiz? Onu düşündün mü? Döneceğiz ya bir şekilde. Şuradan indik ben bir tane. Ben kaya de. Aynen. Belki naylon falan buluruz ileride. Onun üstüne oturur buradan aşağı kayarız. Bak. Şöyle burayı da bir göstereyim. Burası zaten bir yürüyüş yolu ama. Annen şimdi videoyu görünce ne diyecek biliyor musun? Ne diyecek? Mantar var mı orada? Evet. Mantar konusu merak ediliyor. Görürsek onu da ekleriz ama zaten. Yalnız çok güzel değil mi? Biraz sessizlik dur yürüme. Çok güzel. Sen de çok güzelsin. Buranın tek sıkıntısı ayı çıkabilir olması. Ayı çıkarsa ne yapacağız? Ayı ben çıkarsa kaçarım. Ölü taklidi yapacağız. Ben kaçarım. Sen kaçamazsın da sen kayarsın. Kaya kaçarsın. Çok yaşlanmışım. Ha, evde çıkalım hadi yürüyelim. Ne oldu düz yol varken? İlk patikada patates. Biraz ıslanalım ya. Biraz ya. Oruçluyuz bence onun da etkisi var. Tabi bu arada tabi. Ramazan'ın 15. gününü devirdik. Evet. Romanya'da oruç saatleri biraz uzun olsa da aksatmamaya çalışıyoruz. Olabildiğince. Aksatmamaya çalışıyoruz derken hiç fremiz yok. Yani evet hiç fremiz yok. Ya bazen zorlanıyor ya. Zorlanıyoruz saatin uzunluğundan. O yüzden böyle bir şey söyledim. Evet. Çok güzel. Şöyle. Piknik yapalım mı? Patika bitti. Burayı da bir gösterelim. Çıktığımız patika. Piknik yap. İnsanlar bisikletleriyle çıkıp iniyorlar. Evet. Bizim de bir sonraki planımız kendimize bisiklet alıp yaz geldiğinde her yere bisikletle gidelim. Şurada şey çekelim mi böyle bir? Kadir İnanır, Türkan Şoray. Kaçıyorlardı sağdan sola. Biri saklanıyordu, biri kovalıyordu. Filmin ismini hatırlayamadım ama. Sahne canlandı gözümde. Yalnız bizim eve gideceğimiz kesinleşti. Neden? Bu yürüyüşten sonra dışarıda bir restoranda iftar yapmayı planlıyorduk ama tabii ayakkabıların şu haline bakılırsa neden? Böyle almazlar mı bizi? Façamız çizilir. Çok güzel bir yere gelmedik mi? Evet. Tam kamp kurmalık değil mi? Ha, burada kale malen de var yani. Burası böyle futbol alanı. Buraya kimin aklına gelmiş böyle bir alan kurmak acaba? Çok güzel.
Yağmur çok güzel yağıyor, çıtır çıtır böyle. Evet. Pıt 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 pıt. Sakin sakin. Güzel. Biz niye daha önce gelmedik ki buraya acaba? Bak, baktığımız yoktu, vakit bulamıyoruz ki hiçbir şeye. 4 aydır görüyoruz burayı ama hiç gelemedik. Geldiğimiz günde de tesadüfen yağmur yağıyor. Bence bu yoldan yürüme bak. Şöyle biraz açıktan yürü ki. Ora çamur olmuş. Ayakkabılarımı temizliyorum çaktım ama. Canım ayakkabılarım temizlenmez. Daha çok kirleniyor. Çamur canım, olmuş. Öyle mi canım? Evet. Sonra başlarsın. Aşkım şuraya elim yetişmiyor. Şuraya bir temizlesene. Hayır. Bir ıslak bak, mendil verir misin? Bana yine ayakkabı alalım. Bak şuradan bir yol gidiyor. Bak oradan bir yol gidiyor. Oradan. Ama gidiyor. Orada çok net bir yol yani. Burada daha böyle tehlikeli duruyor. Ne yani? Tehlike mi istiyorsun? Hadi bir girelim buraya ya. Burası çünkü belli yani yol. Burada şu bisikletler, arabalar falan da gitmiş. Burada böyle bir yol yapılmış buraya. Şurası bir yere gidiyor. Ama burası... Ayı sesi var galiba. Ayı sesi mi? Bak. Dur ben önden gideyim o zaman. Ya da sen önden. Evet. Peki biz buradan dönüş yolunu bulabilecek miyiz? En kötü kayboluruz iftara kadar. Yağmur yağmayan bir dönem piknik yap, ya çok güzel piknik yapılabilir burada yani. Değil mi? Evet, ben mantar bakıyorum. Sen mantar bak. Ama mantar bulunca annem gibi çığlık atma. Atacağım. Atacaksın mı? Gelecek, gelecek diye bağıracağım. Ben hala şehri görüyorum ya. Şehir aşağıda şurada. Nerede? Bak şurada beyaz arabalar falan görünüyor. Gel buradan. Ama senin boyun kısa. Aynı açıdan bakamıyoruz. Dur senin açından bakacağım. Aa buradan göremezsin. Sen, çok kötüsün ya. Sen oradan göremezsin. Ben bu boy olayında bu arada ben şaka yapıyorum eşime de. Geçen fark ettim. Mutfaktayız. Bulaşık yıkadıktan sonra duruladığımız bir alan var. Oraya malzeme koyacağız. Eşim oradaki malzemeleri göremediğini söyledi. Yani bana dedi ki işte bu şu kırmızı bıçak nerede dedi. Yan yana duruyoruz tabi bu arada. Ben de dedim ki orada işte yani orada görmüyor musun dedim. Yok dedi orada göremiyorum dedi. Ya dedim nasıl göremezsin yan yanayız halbuki. Yan yanayız yani bu konuşma. Ya orada diyorum alsana ya göremiyorum diyor. Sonra ben eşimin boyuna doğru böyle bir eğilince. Yani öyle bir bakınca. Aynen bir simüle ettik bize o anı. Gerçekten göremiyormuş. Hak verdim. O dakikadan sonra da daha çok şaka yapmaya başladım bu konuyla alakalı. Sen çok eğlenmeye başladın yani. Şu aşağıda ne var? Bir şey söyleyeyim, parkın girişi nerede kaldı? Sanki geldiğimiz yere gidiyoruz ha. O aşağıda başka bir yürüme yolu daha var ha. Çok güzel değil mi? Evet. Şurada bir oluk gibi bir yer var. Başka bir giriş mi o acaba? De aşağı iniyoruz bence şu an, aşağı inmeyelim. Bence de. Bizim yukarı doğru gitmemiz lazım. Bence de. Yani bizim bir de park dediğimize bakmayın. Burası bildiğiniz orman yani. Ama burada park tabii burası orman. Burası orman. Neyse ama geri dönelim. Hadi gel. Yosunları takip edelim. Heh başladı. Oba Bey başladı Oba Bey. Bayılır sallamaya. Aşk olsun. Seviyorsun ama bu işi. Ben yapıyorsun bu sporu. Sevgimiz karşılıklı. Canım. Yani Romanya'nın en çok sevdiğim yönlerinden biri aslında. Ha biraz bundan da konuşabiliriz. Ne, şimdiye evet. Kadar neyi sevdin? Ne mesela? En çok sevdiğim yönlerinden biri gerçekten her yerin yeşillik olması. Yani böyle ormanlık şehrin içinde bir sürü ormanlık alanlar var. Evinize yakın yerde gidip ormanda koşabilirsiniz, spor yapabilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Yani orman alanlarını şehrin içine entegre etmişler. Ya da evet. Şehirleri ormanlara yakın yerlere entegre etmişler. Ulaşım çok kolay. Yürüyerek gidiyorsunuz. Çok güzel. Mesela bazen evde sıkıldığımda ya da bunaldığımda buraya gelebiliyorum. Yürüyerek 5 dakika. Baktığınızda şehrin merkezinde oturuyoruz ama 5 dakika sonra ormanın içindesiniz. İstanbul'da da var böyle yerler. Belgrad Ormanı vesaire ama orası tabii sadece o bölgede yaşayan ya da araç ulaşımı olanların kesinlikle iletişim kurabileceği, ulaşım sağlayabileceği yerler. Oradaki evler zaten ultra lüks pahalı evler yani orada. Evet. Oturmaması, yaşamaması çok zor. Senin en sevdiğin yönü ne? Yani ben sakinlik yönünü çok seviyorum. Ben zaten buraya ilk gelirkenki amacım, tabii biz neden Romanya'ya geldikle alakalı bir video da çekeceğiz biz. Düşünüyoruz bu konuda video çekmeyi ama
Yani İstanbul'un yoğunluğu, stresi beni çok yormuştu. Ya yani çünkü herkes yoruyor artık o. Herkes yoruyor ama herkesin buna isyan etme durumu olmuyor. Yani ben isyanın dışında aksiyon alma taraftarı olarak böyle bir hamle yaptık ve şu an buradayız. Yani baktığı zaman Türkiye'de herkes her şeyden şikayetçi. Herkes neredeyse her şeyden şikayetçi ama aksiyon alan yok. Yani herkes şikayetçi kalıyor. Ya imkanı yetmiyor, ya vazgeçiyor, yılmış. Ya da cesaretlenemiyor. Ya da cesaretlenemiyor. Çünkü bizim yaptığımız iş evet kolay gözüküyor ama gerçekten cesaret istiyor. İlk adım atmak çok önemli. Evet. Yani burada olmak zor. Kesinlikle zor. Yani yurt dışında şey insanlar hep derdi işte hani bizim de orada çok keyfimiz yok, parasından oradayız falan diye. Onları birazcık daha anlıyorum. Tabii bizim tek derdimiz para değil burada ama ya onların aslında o yurt dışındaki yaşadıkları hissi anlayabiliyorum artık. Evet, yani şöyle söyleyebiliriz. Yani yurt dışına yerleştik. O her şey. Aa geyikler, geyikler. Geyik, geyik, geyik. Geyik, geyik, geyik. Geyik. Gördünüz mü? Aa, kurtsan. Bize bakıyor. Kurtsan değil mi? Vallahi geyik. Vallahi bize bakıyor yakınlar. Bir şey diyeyim mi? Korktum ha. Kurt sandım. Bir şey söyleyeyim mi? Canım bir duruşu var. Beni bir tuttu böyle. Aşkım kurt sandım kurt. Hemen geri kaçacaktı yani. Beni bırakıp kaçacaktı. Kurt sandım. Yemin ederim kurt sandım. Aklım çıktı. Hayatımda ilk defa Ceylan gördüm. Ben ilk seninle tanıştığıma görmüştüm Ceylan'ı. Ceylan'ım benim. Ya aşkım. Ya böyle şeyler. Korktum. Orada bir şey daha var sanki. Ya burası. Orada turuncu bir şey var. Burası odun. Odun mu? Oldu. Sen şöyle gel. Arkamda dur. Arkamda dur. Önce bana bir şey olsun. Ya beni bırak. Çok güzeldi. Küçücük ceylanlar 4 taneydi. Gerçekten ben ama kurt sandığım yani için burası. Kurt sandığım için korktum. Yani hani burada kurt köpeğiyle karşılaşmak istemem gerçekten. Arkadaşlarımla gerçekten korktuk. Bir sürü halinde ve 4-5 tane geçtiler. Çok tatlılardı. Bakalım ayı da çıkacak mı? Hayır, buna hiç hazır değilim. Aşkım korkuyorum. Tamam. Ayı çıkarsa botları çıkıp kaç tamam mı? Daha az kayarsın. Ya bu ormanın devamı nereye gidiyor? Hiç bilmiyorum. Vallahi dipsiz bir kuyudayız şu anda. Neyse. Ceylan da bizi şey kurt sandı biliyor musun? Mantar kokusu alıyorum ha. Mantar kokusu alıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ceylan da bizi kurt sandı. Durduruyor bak. Anne! Mantar kokusu alıyorum. Buralarda bir yerde mantar var ha. Ya gerçekten vahşi bir ormandayız ya. Evet. Gerçekten. Ve bu şehrin içinde yani inanabiliyor musunuz? Ceylanlar şehrin içinde. Arkamda kal bakayım. Tamam patron. Bak buraya kırmızı... Ya arkadan geliyorlar. Buraya işaretler koymuşlar. Muhtemelen yürüyüş yolunu takip edelim diye. Bak şimdi fark ettim. Kalbim ama ilk defa gördüm. Bir de burada siyah nokta var. Acaba bir şey diyeceğim. Aa bak orada da siyah nokta var. Şu ilerideki ağaçta. Acaba ilk patika yoluna girdiğimizdeki tabelada bu konuyla alakalı bir anlatım vardı. Biz mi kaçırdık? Şey ama tabelanın üzerine grafiti yapmışlardı. Evet, tabela şerefsizler işte ya. Buranın da çingenesi çok. Babanya'nın. Acaba her yerde gitmeyin mi diyorlar? Yok ya bu yürüme yolu ya. Niye gitmeyin desinler? Yani her yerde düzeni bozan, pislik çıkaracak birileri çıkıyor arkadaşlar. Burada da çingeneler var. Ya buraya buranın çingeneleri yani. İşte şehir merkezinden uzak yerlerde yaşayan kaba insanlar. Aşkım sen bana arkamdan gel diyorsun ama ya arkamdan saldırırlarsa? Onu duyarız. Şehrin kültürünü gelip bozabiliyorlar yani. Neyse her yerde var. Önemli olan içinizdeki iyiliği kaybetmemeniz, içinizdeki güzellik duygusunu kaybetmemeniz bence. Her ne kadar etrafınızda kötü insanlar olsa da, kötü şeyler olsa da bence bu çok önemli. Kesinlikle. İçinizdeki iyiliği onlar kötü diye sakın kaybediyor olmayın. Yoksa sizin de onlardan bir farkınız kalmıyor olur. Evet, bu da bu videonun mesajı olsun. Evet. Neyse ben bir şey diyordum. Ne diyorduk? Konu çok dağıldı. Yurt dışına gelen insanlar diyorduk. Yani evet, kimse ama için hayat tabii ki lay lay lom değil. Yani burada olmanın yani evet, bizim avantajları var. Ya bizim için şöyle düşünüyorlar bence. Yani öyle hissediyorum ben. İşte gittiler yurt dışına. Keyifleri yerinde. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Tonla paramız var. Çuvalla para biriktiriyoruz. Çuvalla. Hani öyle
zannediyorlar ama aslında öyle değil arkadaşlar. Biz daha geleli bir sene bile olmadı. Evet. İşin aslı hiç öyle değil. Evet. Yani burada aslında biraz tutunmaya çalışıyoruz yani. Bu bizim için bu bir sene çok önemli. Ya öyle tonla paramız yok. Yani çok böyle böyle bolluk içinde de yaşamıyoruz ama ya standart düzende yaşıyoruz. Yani orta düzey yaşıyoruz. Açlık çekmiyoruz. Zengin de değiliz ama yani evet. Kimse bize yani bunu Özgür Demirtaş bir konuşmasında söylemişti. İşte kimse bana tepsiyi getirip de al Özgür bu senin demedi yani ben gittim aldım onu diyor. Kimse size nereye giderseniz gidin. Tabii bir torpiliniz yoksa aileden gelen bir şeyiniz yoksa arkadaşlar hayatın her döneminde zorluklarla karşılaşacaksınız. Hiçbiri kolay değil. Hiçbiri kolay değil. Hele ki yurt dışına çıkmak. Yani bu şey anlaşılmasın ama tabii. Yani çok zor teşvik değil. Hayır, teşvik etmeyelim ya yurt dışına çık. Böyle bir şey asla. Yurt dışına çıkın. Biz evet. Yani bize de sosyal medyadan da geliyor. Nasıl çıkabiliriz? Ne evrak tamamladınız falan. Hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Yurt dışına kesinlikle çıkın. Yurt dışında yaşayın. Yani çünkü Türkiye'den ne kadar farklı olduğunu anlayacaksınız. Ama kimse size böyle bir bolluk sunmuyor. Bir refah var mı? Ya bulunduğunuz yani bölgeye göre refah var. Refah da demeyelim de şey diyelim. Ya en azından burada ama örneğin refah ya. Yani ya üst komşun rahatsız etmiyor. Otoparkta biri arabanı çizmiyor. Ne bileyim işte gelip sana omuz atan yok. Yolda işte ışıkta kavga ettiğin yok. Bak mesela ben şu an en son trafiğin içinde ne zaman korna duydum? Bu düşünmeye başladı. Korna duymuyorsunuz arkadaşlar. Korna sesi yok yani. Kimse kimseye var tabii korna çalan. %0 değil bu rakam ama kimse kimseye durduk yere korna çalmıyor yani. Hani bir sakinsiniz. Yani hayat sizi bir burada sakinleştiriyor. Aslında şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Evet Türkiye'de de bir çaba veriyoruz. Burada da bir çaba veriyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Ama en azından burada verdiğiniz çabanın bir karşılığını alıyorsunuz ve bu sizi teşvik ediyor daha çok çabalamaya. Hatta karşılık vermeye başlamadan o karşılığın olabileceğini görüyorsunuz. Evet aslında yani yurt dışının tek avantajı bu. Yoksa Türkiye çok çok güzel bir yer ama ya işte orada verdiğimiz çoğu çabanın karşılığını alamıyoruz. Hatta çoğu zaman görmemezlikten geliniyor. Bu üzüyor zaten. Bu insanları demoralize ediyor. Burada en azından o yok. Bir şey çabalıyorsanız çabaladığınız da gözüküyor. Sonunda ulaşacağınız yol da gözüküyor. Ve alacağınız mükafat da gözüküyor yani. Bu çok güzel bir şey. Evet. İkinci nokta alım gücü. Alım gücünüz olabiliyor. Yani standart kazansanız evet. Bile gözünüz bir şeyde kalmıyor. Alabiliyorsanız. Belki yani ucu ucuna da yetiyor olabilir o para size. Ama gidip istediğiniz bir şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ya tabii istediğiniz bir şey ne kadar uç olup olmadığı da önemli. Ya şimdi tabii yani standart şeylerden bahsediyorum. Gidip de üst kalite bir drone, ne bileyim işte bilmem ne bir bilgisayardan falan bahsetmiyorum hani. Yani ama gerçekten kıyafettir, işte yiyecektir. Ya yani biz mesela dün baktık. Bu arada şöyle bir yolda göstereyim. Sohbete daldık. Yolda böyle bir ayrım var. Bir yol buraya gidiyor, bir yol buraya gidiyor. Buradan da bir ayrım var. Yani hadi görüşürüz. Ben de bu taraftan gidiyorum. Biz dün şeye baktık. Yani buraya geleli işte biraz daha böyle meyve alışkanlıklarımızı tropikal meyvelere yönlendirdik. Örneğin mango. Ya ben 29 yaşıma kadar hiç mango yemedim Türkiye'de yani. Niye yemediğimi düşünmeye başladım artık. Çünkü burada yiyebiliyorum ve en sevdiğim, en favori, artık en favori meyvem diyebilirim yani mango için. Şimdi buradaki fiyatı 5 birim. Evet, yani ne zaman istesem gidiyorum alıyorum yani 5 birim. Yani burada şöyle söyleyeyim, ekmekle aynı fiyat. Evet. Ekmek hatta ekmek 10 birim. Evet, ekmek biraz yediğimiz ekmek var. Gerçekten 9.95'e alıyoruz ekmeği. İşte bir hafta kadar tüketiyoruz. Mango 5 birim. Türkiye'deki fiyatına baktık 45 birim arkadaşlar. Dün baktık buna sıcağı sıcağına. Evet. Ya biz var ya kaybolduk ya. Dönemeyeceğiz ben sana diyeyim. Hayır ya bak burada yolları falan. Bak burayı ne kadar güzel ayırmışlar böyle ya. Yani hangi yoldan gitmek isterseniz gidin diye. Ve bir şey diyeyim mi? Hayat seçimimi yapıyorum. Yap hadi. Selena'yı mı çağırsak? Selena. Selena. Tamam bana bir kapı aç. Bu çok Flash TV oldu ya. Bu çok Flash TV oldu. Ya bak buraları maviye burayı keşfederiz biz ha ben sana diyeyim. Bisikletlerimizle bak, gelelim biz de bir dahakine. Burayı maviye boyamışlar. Burada siyah kırmızı hadi var. Hadi buradan gidelim sağdan. Burada yine mi? Korkuyor musun? Korkmuyorum da kaybolduk yani. Kaybolmayız ya gel. Alina'yı ararız. Gerçekten kaybolduk. Hayır bir de oruçluyuz yemeği kaçırmak istemiyorum. Yemek saatine kadar dönmek istiyorum. Döneceğiz merak etme. Bugün dışarıda yemek yeme günümüz. Çok güzel bir yere gideceğiz zaten. Evet.
En azından buranın verdiği refahlık seviyesinde kendimize haftada 2-3 kere dışarıda rahatça yemek yiyebiliyoruz ve bunu yaparken düşünmüyoruz. İşte ay sonunu getirebilir miyiz? Yeter mi? Yetmez mi? İstediğimiz her restorana gidip haftanın 2 ya da 3 gün dışarıda rahatlıkla yemek yiyebiliyoruz. Bence bu bile insanı motive eden bir şey. Evet. Sıra kanunu var. Yani insanlar sıra bekliyor. Evet. Sabırla sıra bekliyor. Evet, saygı var yani. Saygı var, evet. İnşallah bir gün, yani bizim kendi memleketimizde de olur. Bu şartlar sağlanırsa tabii biz de yurt dışında yaşamayız yani. Ülkem kalkınsa, gelişse ben de kendi vatanıma dönmeyi düşünürüm yani. Kesinlikle. Düşünmüyor değilim. Yani, çünkü samimi olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bizim coğrafyamız, yani Avrupa'da hiçbir ülkede bulunmayan özelliklere sahip Türkiye. Yani insanlar sizin hiç umursamadığınız, hadi ya gidelim sahile bir yemek yiyelim, piknik yapalım dediğiniz eğlenceyi insanlar burada senelik planlarına dahil etmeye çalışıyor. Yani çünkü gidip deniz görebileceği bir yer yok. Ne bileyim işte ulaşım kanalları bu kadar aktif değil vesaire. Yani bizim coğrafyamız gerçekten çok çok güzel. Yani keşke kıymet bilen ellerde olsa da kalkınmamıza fayda sağlasa. Ben canı gönülden isterim bunu. İnşallah bir günde görmek nasip olur. O zaman tabii ki bence beyin göçü değil, artık yurt dışından fazlasıyla kaliteli insan ithal etmeye başlarız. Çünkü biz buraya geldiğimizden beri şöyle bir de yorumlar alıyoruz. Kim bizim Türkiye'den, İstanbul'dan geldiğimizi duysa, hani o kadar güzel bir yer bırakılıp manyak mısınız diyorlar bize. Evet, nasıl buraya gelirsiniz diyorlar. Evet, baktığınızda gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin aşık olacağı bir yer Türkiye, özellikle İstanbul. Ama işte bu yaşam mücadelesi bizi buraya sürükledi yani. Yoksa baktığınızda mesela geçen gün konuşuyoruz. İşte her yer deniz, istediğiniz zaman denizin kenarında yürüyüşe gidebiliyorsunuz, piknik yapabiliyorsunuz diyoruz. Bunlar onlar için lüks gibi geliyor. Nasıl öyle bir yere bırakıp buraya geldiniz diye şaşkınlıkla soruyorlar bize. Değil mi? Evet evet evet. Yani kime söylesek bunu, İstanbul'dan geldik desek, yani ilk tepki manyak mısınız siz ya, burada ne işiniz var oluyor. Tabii bizim yani gelirken amacımız farklı, geliş hedeflerimiz farklı olduğu için. Bir şey geçti. Ne o? Ayı mı? Hayır, ayı değil, küçük bir şey. He. Tavşan gibi. Ayı geçmediyse sorun yok. Tavşan geçti galiba. Bu arada yine ormanın derinliklerindeyiz böyle. Ya buralar niye bu kadar batmış çıkmış? Araç mı girmiş buraya? He, off-road yapıyor olabilirler ha bak burada. Olabilir. Off-road evet. Araçları geçiyor olabilir burada. Ha, duydun. Duydun mu? Duydum. Duydum, o ey korkutmaya başladı. O bir kuş ya. Telefon çekiyor mu? Çekiyor. Tamam ya. Bak buraya sarı işaret koymuşlar. Yani bir şey diyeyim mi? Şurada bir şey var ha. Dört ayaklı. Yemin ederim bak. Aşkım, arkama gel bakayım. Dönsek mi? Şurada bir şey gördüm. Dört ayaklı. Arkama geldi. Ses duyuyor musunuz? Duyuyor. Ne o? Ceylan mıydı onlar? Geyik miydi? Mamut. Bak şurada mamuta benziyor. Kızım mamut çıkmasın, mamut. Ejderhaların yaşadığı dönemde kaldı o hayvanlar. Yani bu arada şöyle de bir durum da var. Sürekli şeyi duyuyorduk. Ya, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu çok kritik bir durum ya gerçekten. Yani bu işin arkasında büyük bir emek var. Biz işin içine girmeden biz de bunun ne demek olduğunu çok anlamış değildik açıkçası. Gerçekten arkadaşlar, bir video editliyoruz. İnanılmaz emek var yani. Bu videoyu çekmek, konusuna karar vermek, bununla alakalı bir şeyler üretmek, konuşabilmek, akabinde akabinde editlemek, bir şeyler sunabilmek vesaire. Mutfak çok iyi çalışıyor. Mutfak çok çok yoğun çalışıyor. Hani bir bahşiş bırakın yani. Hani bahşiş de ne burada tabii.
İşte beğeni, abone olma ve beğeni durumu. Videoların beğenilmesi ve kanala abone olmanız. Bu kritik. YouTube ölçümlerine girebilmemiz için. Evet, siz abone oldukça, siz beğendikçe, siz bir şeyler istedikçe biz her zaman daha da fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü keşif gezimizi karşımıza ayı çıkmadan tamamlamış olduk. Çok şükür.